Öncelikle Mehmet Bey, bizleri ve benim ekibimi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bir markamızı tanıyarak başlayalım isterseniz. Markamız nasıl kuruldu? Nasıl faaliyete geçirdik? Bu arada röportaj öncesi de sizlerden bayağı bir bilgi edindik. Markanızı da araştırarak evet, geldik açıkçası. Teşekkür ederiz. Bu sektörde uzun yıllardır varsınız ama biraz sizlerden dinleyebilir miyiz? Biz Bedir Usta çatısı altında Adana'dan geldik. Adana'da yetiştik. Yani Bedri ustamız kendisi Adana'da tablacı kebabı yapıyordu. Tablacı dediğimiz sokakta sokak lezzeti yapıyordu. Daha sonra yavaş yavaş oradan buradan derken ufak çapta Adana'da bir mekan açtık. Daha sonra Türkiye genelinde yayıldık. Şu anda Türkiye genelinde 16 tane şubemiz var. Aa, süper. Maşallah. 16 tane şubemiz var. Gelen misafirlerimizi bizim eve gelen misafir gibi ağırlıyoruz. En iyi şekilde, yani kendimiz yemediğimiz, çocuklarımızın yemediği hiçbir şeyi kesinlikle misafirlerimize takdim etmiyoruz. Çok geniş bir yelpazemiz var. Evet. Hepsi şahane gözüküyor. Tabii ki biz sadece buraya sınırlı sayıda koyabildik ama menülerimizde neler var biraz sizden dinleyebilir miyiz? Ne olur derse hepsi mevcuttur. Yani bir tava, et tavamız var. Yaklaşık bir saat falan fırında kısık ateşte pişiyor. Evet. Kısık ateşte pişiyor. Haricinde ne olur derse sarma beyti, yoğurtlu mu beytimiz var. Alinazi'miz var çok güzel. Mesela farklı bir kanat yaptırdık. Biz kanatları ikiye bölüyoruz. İçi dışı iyi pişince çıtır olsun diye. Çok güzel. Kanattan bahsettik. Burada da yine bir tavuğumuz var. Bu da tereyağlı yağlı kara. Küşleme şeklinde düşünün bunu. Çok güzel. Parçadır lokum gibi. Dediğim gibi usta kebabımız. Bu altında Adana'dır. Evet. Üzerinde şunda parça et var. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tanıştığıma çok memnunum. Aynı şekilde. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.